Otelle alakalı. Paramount Otel. Evet. Dedi ki ya Binali de gitti oraya. İşte gazetecilerin gittiğini İlk biliyoruz. İlk kez Halk TV'de söyledi onu. Evet. Bu doğrudur. Sizin programda söyledi Doğrudur. Hatta. Burada söyledi. Dedi İddia ki ya etti. burası dedi AKP'nin sosyal tesisi olmuş dedi. Yani espriyle söylediği şey aslında bir gerçekliği gösteriyor. Bu kesim sürekli birbiriyle bağlantılı. Sarayın şürekası dediğimiz... Binali Yıldırım bunu yalanladı mı? Yalanlayamaz ki. Peki ben eğer başbakan... Zaten biz eğer bir iddiayı ortaya atıyorsak bir elimizde bir belgeyle söylüyoruz. Aynen. Bir ülkede başbakanlık yapsam, meclis başkanlığı yapsam, bakanlık yapsam, bu ülkede yani yıllarım geçse, siyasette yıllarım geçse, biri bana dese ki sen şu iş adamının otelinde şu tarihler arasında bunu diyen bir milletvekili kaldın. Ya şunu demeyecek mi? Olur mu arkadaş ya? Ben bu ülke o zaman Türkiye Cumhuriyeti Başbakanıydım. Bir başbakanın, bir kara para aklayıcısı bir adamın otelinde ne işi var? Ben öyle bir otelde kalmadım. Bu bana iftiradır diyemez miydi? Diyemez. Oğluyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklaması daha rezilciydi. O açıdan söyleyecek bir lafları yok. Çünkü aslında, belgeleri var biliyor musunuz? Tabii. Konuştuğun çıkacak o görüntüler. Türkiye'de bu ülkeyi yönetenler, daha doğrusu bu mafyayla, işte bu tür yapılarla işbirliğinde olan herkes artık Türkiye'de bunu yapmak normal diye baktı. Yani bu normalleşmiş bir hale geldi. Yani böyle zengin, işte kara para aklayan ya da işte İran üzerinden çeşitli para transferleri yapan insanlarla işbirliği yapmak normal hale geldi. Belki de derecelendiriyorlardır. Yani alt tabaka bürokratlar belli kesimlerle, üst tabaka işte Rıza Zarrab ya da Baran Korkmaz gibi kişilerle ilişki kurarak bu ilişkileri işte tatillere, ihalelere, uçaklarını kullanma haline getirerek her tarafta bu organize suç unsurlarını yaymış durumdalar. Hepsi bu işin içerisinde. Böyle olunca da otellerde bu yaptıklarına anormal bakmadılar. Yani düşünün siz devlette üst düzey bir bürokratsınız. Başbakanın gittiği bir otele gitmez misiniz? Ya da mafyayla işbirliği yapıyorsa bir bakan, onunla iş tutuyorsa alt kadro bu işleri yapmaz mı? Hepsini olağanlaştırdılar. Olağanlaştırma sebebi de bugünkü Türkiye'de bulunan sistem. Ne diyoruz buna? Partili Cumhurbaşkanlığı sistemi diyoruz. Diyoruz ki ya bu saray kendini kapatmış, sadece çevresinde bir yapı oluşturmuş ve bu yapının içerisinde işte beşli müteahhit, yanına da iletişim başkanlığı, işte basını o idare ediyor, öbürü ihaleleri veriyor. Bunlar vatandaştan tümüyle kopmuş. Aman biz ne kadar koparabilirsek o kadar kârdır hesabı üzerinden bir kurguya düşmüş durumdalar. Yani devleti yönetmek falan değil ya da kendi siyasi fikirleri falan değil. Ben acaba ne kadar diğerinden daha ne kadar daha fazla para kazanırım derdine düşmüş durumda. Ve bu da normalleşmiş. En kötüsü bu. İnanın insanın vicdanı eğer yerindeyse, canlıysa ona suç işletmek çok zordur. Bunların hepsi vicdanını kaybetmiş durumda. Düşünün ya bir uçağı bu kadar süre kullanacaksınız ve bunu herkes bilecek. Herkes bilecek. Çünkü gazeteler süper, var. Süper lüks bunlar, bir uçak. Tabii bir bunlar iş adamının aslında bir iş adamı öyle bir iş adamının uçağını kiraya vermesi mümkün değil. Bir kere bunu bize anlatmasınlar. Evet. Sezgin Baran Korkmaz'ın ama buna rağmen paraya ihtiyacı var mı ki uçağını kiraya versin? Buna rağmen fatura ortaya koyabiliyor. Hani dediniz ya Binali açıklama yapmadı. Ama düzenlenen fatura tamam, gördünüz. Kekleme üzerine kurulu onu söylüyorum zaten. Yani fatura arkadaşlar faturayı tekrar getirir misiniz? Yani o faturanın fatura çok enteresan. Hani böyle bir oturup çok enteresan yani bilgiler de çok şey. Bakın geldi. Dikkatle bakın. Yani elle doldurulmuş, rakamlar üzerine işlenmiş. Bu gördüğünüz fatura 44 bin dolarlık bir fatura. Yani 380 bin liraya yakın bugünkü parayla karşılığı olan bir fatura. Böyle mi olur bu fatura? Bakın Borajet'in adı var mı burada? Yok. Borajet'ten alındığı iddiası var. Aracı firmanın da Söğüt Havacılık olduğu söyleniyor. Peki Borajet Söğüt Havacılığa bununla ilgili fatura kesmiş mi? Belli değil. Peki Söğüt Havacılık bu şirkete para keserken Borajet'le bunu karşılıklı olarak rakamsal anlamda anlaşmış mı? Belli değil. Kiraladığı uçağın saati 8 bin dolar. Sadece o gün için ki bunu bir ay kullandığı
iddiası var gazeteci arkadaş. Benim iddiam değil o. Ama bunlar ispatlanır, somut şeyler. Tabii. Mutlaka bir fotoğraf vardır. Ya da havalimanına hangi tarihte gitmiş, hangi uçakla gitmiş. Bunlar hepsi kayıtlı. Kayıtsız bir iş değil o. Sadece... Göstermelik bir fatura kesilmiş. O göstermelik faturayı bile şirketine kestirmiş. Yani usulsüzlük hani bunu, zincirlemesi ne yani? Bunu sigorta şirketi hani eften püften bir şirketti. Yıllık kazancı 300-400 bin liraydı. Yıllık kazancı eğer 300-400 bin liraysa net kazancından var. Öyle bir demeci vardı. Sadece bu uçak faturası 12 günlük uçak faturası o şirketin kazancını sıfırladı. Fatih Bey, kokuşmuşluk her yerde, çürüme her yere sirayet etmiş durumda. Organize suç işleniyor ve hepsi içinde. Bakın yakın zaman yani aylar önce bir bakan kendi bakanlığını dezenfektan satın aldı, ortaya çıktı. Ne oldu? İstifa ettirildi. Biz dedik iyi, arkasına bir soruşturma açılır. Açıldı mı soruşturma? Açılmadı. Hiçbir şekilde en küçük bir laf ettikleri yok. Ya da işte Milli Eğitim Bakanlığı'nın keza aynı şekilde. O ayrı bir rezil. Gazeteciler keza aynı şekilde. O Milli Eğitim Bakanlığı'nda ses kaseti var. Olsaydı, konuşsaydı. Ses kaseti var. Ses kaseti olmasına rağmen inkar edebiliyorlar. Milli Eğitim yani, Bakanlığı'nın yüzsüzlük kardeşi, almış başını gitmiş yani açıkçası. Milli Eğitim Bakanlığı'yla ilgili 26 milyonluk alışverişi nasıl yapar ya? Yani bir Milli Eğitim Bakanlığı'nın kardeşi Milli Eğitim Bakanlığı üzerinden 26 milyonluk bir ticareti nasıl yapar ya? Yani Ursal Pekcan diyorsun. Ya neresinden tutacaksınız? Ya nasıl bir şey anlamak mümkün değil. Devlet adabı, devlet terbiyesi, devlet geleneği, örfler, adetler hiçbir şey yok. Peki bunlar binde birini bizler yapsak, yani onların yanında olanlar değil de normal düz vatandaş, siyasetçiyi de boş verin. Zaten CHP'li herhangi biri ya da İYİ Partili herhangi biri böyle bir şey yaptığında günlerce gazetelerde konu olur. Herhangi bir vatandaş böyle bir şeyin yanından geçse başına gelmedik kalmaz. Ya bırakın onu ya. Boğaziçi Üniversite öğrencileri, Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenciler atama rektöre itiraz ettiler, eylem yaptılar. Eylem olmayan bir ülke mi var Allah aşkına? Öğrencinin tabiatı odur ya. Zaten itiraz eder yani. Gençlik onu gerektirir. Siz bunun Kredi Yurtlar Kurumu kredisini kesiyorsunuz. Bursunu kesiyorsunuz. Bu nasıl bir vicdansızlık? Öbür tarafta 26 milyonluk bir sahtekarlık var, rüşvet var. Burada işte uçakla ilgili bir durum var. Bir bürokrat yine aynı iş adamının aracını kullanmış. Bir tane işlem yok ama diğer tarafta Boğaziçi'li, üniversiteli öğrencilerin burslarını, kredilerini kesebiliyorsunuz. Ve hemen de ödemelerini istiyorlar. Bir yıl sonra da ödemelerini talep ediyorlar. Böyle bir vicdansızlık görülmüş mü ya? İşin kötü tarafı bunlar normal olarak gördükleri için de buna itiraz edenleri de terörist ilan ediyorlar. Yani ülkede hemen hemen kendileri dışında terörist ilan etmedikleri hiçbir kurum kalmadı. Hiçbir kesim kalmadı. Öğrencisinden, çiftçisine, LGBT'lilere herkesi terörist ilan ediyor. Ve milliyiz, yerliyiz diyerek de en büyük hainliği yapıyorlar. Tabii şöyle bir tablo var Sayın